George ve baba spiral kaydırak için sıra bekliyor. Bu biraz yüksekmiş George. Kaymak istediğine emin misin? Bir pound lütfen. Bir pound mu? Ama iyi bir şey için. Olamaz. Bu George için biraz fazla yüksek. Merak etme George. Ben de seninle geliyorum. Bir pound daha lütfen. Oh. George artık yüksekten korkmuyor. Biraz yüksekmiş değil mi? Ben merdivenlerden ineceğim. Merdivenler çocuklarla dolu. İniş yolu burası baba domuz. Pekala. Gelin buraya gelin. Hedefi vurun ve dev oyuncak ayıyı kazanın. Bunu kolayca yapabilirsin anne. Bir tane daha dev ayı kazanmak istemeyiz Peppa. Merak etmeyin, kazanmazsınız. Kadınlar bunu asla beceremez. Anlamadım, siz ne dediniz? Bu yetenek isteyen bir oyun. Ücreti ne kadar peki? Bir pound. Anne domuz kazandı. İnanılmaz, işte dev ayınız. Yaşasın. Ben de öyle bir ayı istiyorum anne, lütfen. Çok büyükler. Hayır değiller. Baba domuz ve George dönme dolaba biniyor. Sakın tutunun. Çok yüksekteyiz. Neyse ki bitti. Suyu kapatacağız. George vinçleri seviyor. Vinç! Eski boruyu çıkartacağız. Ve yenisini takacağız. Çalışmanızı bize gösterdiğiniz için teşekkür ederiz. Rica ederim. Güle güle. Görüşmek üzere. Olamaz. George Bay Boğa'nın yanından ayrılmak istemiyor. Ağlama George. Parka gidiyoruz. Kum havuzunda dozer ve vinçlerle oynayabilirsin. Üzülmeyin, eve dönerken Bay Boğa'yı yine göreceğiz. Peppa ve ailesi sonunda parka geldi. Herkese merhaba. Merhaba Peppa. Phil Edmund ve Tavşan Richard kum havuzunda oynuyor. Hadi kum havuzunda oynayalım. Tamam. Ne oldu acaba? Burada yolu kazıyoruz ve buranın patronu benim. Peki uzun sürer mi? Gerektiği kadar uzun sürecek. Bir çukur kazmamız gerek. İçini dolduracağız. Ve yol tamir olacak. Peppa, George, eve gitme vakti. Olamaz. George daha eve gitmek istemiyor. George, eve dönüş yolunda Bay Boğa'yı yolu kazarken görebiliriz. Hoşçakalın. Güle güle Peppa. İşte tren geliyor. Treni Bayan Tavşan kullanıyor. Herkes binsin. Binsin. Çuf 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 tren ayağı gider. Pop 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 tren ayağı gider. İşte aktivite programlarınız. Çocukların aktivite programındaki her şeyi görmeleri gerekiyor. Bir tekne, bir işaret kulesi ve bir tünel. Ağaçlar görüyorum. Ağaçlar listede var mı? Hayır. Bulutlar görüyorum. Bulutlar listede var mı? Hayır. Büyük baba köpeği görüyorum. Merhaba. Merhaba büyük baba köpeği. Büyük baba köpek listede var mı? Hayır yok Peppa. Çünkü büyük babam listede olmaz. Ama
teknede gidiyor. Ve tekne listede var. Yaşasın! Çocuklar aktivite programında tekneyi işaretliyor. Biletler lütfen. Bay Tavşan herkesin biletini kontrol etmeye geldi. Aa, galiba biletimi kaybetmişim. Oo, olamaz, olamaz. Miau, işte biletin Pedro. Üstüne oturmuşsun. Bir daha kaybetmemeye çalış Pedro. Tren yavaşça tepeye tırmanıyor. Tren hızla tepeden iniyor. Madame Gazelle, biraz midem bulandı. Önde oturabilir miyim lütfen? Tamam Pedro. Trenin ön tarafına geçebilirsin canım. Ne? Aa, merhaba Pedro. Yoksa miden mi bulandın? İstersen birazcık treni kullanabilirsin. Evet lütfen. Şimdi Peppa kaptan oldu. Herkes sözünü dinlemek zorunda. Zili çal. Dümeni çevir. Emredersin Kaptan Peppa. Hoplayıp zıplayın. Kaptan Peppa biraz otoriter. Artık yine ben kaptan olsam iyi olur. Bir yere çarpmak istemeyiz değil mi? Tekneyi kontrol etmek biraz zor olabilir. Neyse ki ben bu işte iyiyimdir. Olamaz. Büyük Baba Domuz'un teknesi küçük bir adacığa çarptı. Büyük Baba, sıkıştık. Büyük Anne Domuz'u arayacağım. O yardım gönderebilir. Büyük Baba Domuz telefonunu suya düşürdü. Ben Büyük Anne Domuz. Alo? Alo? Bir şekilde büyük annenize mesaj iletmeliyiz. Aa, büyük annenize mesaj. Polly büyük annemin yanına uçabilir. İyi fikir Peppa. Polly'e ne diyeceğini ben öğretebilirim. Büyük baba domuz diyor ki... Büyük baba domuz diyor ki... İmdat, imdat. İmdat, imdat. İşte gördünüz mü çocuk oyuncağı. Büyük baba domuz diyor ki çocuk oyuncağı. Seni şapşal ihtiyar kuş. Seni aptal ihtiyar kuş. Merhaba Polly. Burada ne işin var? Büyük baba domuz diyor ki... Büyük baba domuz ne diyor? Seni şapşal ihtiyar kuş. İmdat! İmdat! Aman tanrım. Büyük babanın yardıma ihtiyacı olmalı. Büyük baba köpek. Merhaba büyük anne domuz. Büyük baba domuzun yardıma ihtiyacı var. Lütfen onu kurtarır mısın? Bir zevkle madam. Merhaba madam güzel. Goldie'yi veterinere götürüyoruz bakın. Oo, Goldie hasta mı? Sizi sevdi. Otobüsün tekerleri dönüyor, dönüyor, dönüyor. Otobüsün tekerleri dönüyor, bütün gün dönüyor. Süpermarket. Hoşçakalın. Müzik dükkanı. Hoşçakalın. Son durak veteriner. Veteriner hasta hayvanların iyileşmesine yardım ediyor. Oo, bu mutsuz küçük balık yemek yemiyor mu? Evet, bakın şimdi. Goldie yemi yedi. Aa, evdeyken yememişti ama. Belki de Goldie evde sıkılmıştır. İlginç yolculuk keyfini yerine getirmiştir. Aa. Çok sağlıklı ve mutlu bir balığınız var. Çok da güzel. Teşekkür ederiz Doktor Hamster. Anne domuz, Peppa ve George otobüsle eve dönüyor. Bay Boğa tamir edilmiş turbasıyla eve dönüyor. Yeni gibi oldu. Madame Gazelle ve arkadaşları alışverişten eve dönüyor. Balık Goldie yine mutlu görünüyor. Evet, onu otobüs yolculuğu iyileştirdi. Fanustaki balık yüzüyor, yüzüyor, yüzüyor. Fanustaki balık yüzüyor, bütün gün yüzüyor.
Sorun ne acaba? Öksürüyorum. Anladım. Gıcık mı tuttu yoksa göğüsten gelen bir öksürük mü bu? Şey bilmiyorum ama işte bu şekilde. Peki bu öksürük ne zaman başladı? Madame Gazel şarkı söylemeye başlayınca. Ciddi bir şey değil ama Pedro'nun öksürüğü bulaşıcı olabilir. Bulaşıcı ne demekti? Bazen biri öksürdüğünde başkaları da öksürebilir. İlaç içmem gerekiyor mu? Sadece küçük bir kaşık. Maalesef bunun tadı pek güzel değil. Tadı eski ayakkabının içine reçel konmuş gibi. Teşekkür ederiz Doktor Brownberg. Hoşça kalın. Düşündüğüm gibi Pedro'nun öksürüğü bulaşıcıymış. Pedro'nun öksürüğü köpek Danny ve koyun Suzy'ye de bulaştı. Aç ağzını. Çok garip bir tadı var. Hala aromalı yoğurda benziyor. Tadı çiçek gibi. Aferin size. İlaçlarınızı usluca içtiniz. Siz hiç hasta oluyor musunuz Doktor Brownberg? Hayır Peppa, ben hiç hasta olmam. Her gün bir elma yiyorum. Hoşça kalın. Eve gitme vakti ve aileler çocuklarını almaya geldiler. Anne, baba, ben öksürüyorum. O yüzden Doktor Brownberg de gelip bize baktı. Bize tadı korkunç bir ilaç verdi. Madame Gazel, şarkınızı şimdi söyler misiniz? Tabii ki Peppa. Bayan Polly'nin bir oyuncağı vardı. Anne domuz Krabby'i ters çevirecek. Yaşasın! Daha yukarı atabilirdin anne domuz. O zaman sen Krabby'ini çevirirken bize nasıl olduğunu gösterirsin. İlk Krabby George'a. Anne domuz George'un Krabby'ine biraz şurup döküyor. Nefis. Bu Krabby Peppa için. Yaşasın! Daha yukarı atabilirdin anne domuz. Sen krepini çevirirken bana gösterirsin o zaman baba domuz. Şurup lütfen. Nefis. Bu krep anne domuz için. Yaşasın. Hala yeterince yükseğe fırlatamıyorsun anne domuz. Sıradaki krep senin baba domuz. Bize nasıl olduğunu gösterebilirsin. Nefis olmuş. Herkes izliyor mu? Güzel bir krep yapmanın sırrı onu havada yükseğe atmaktır. Ve bir, iki, üç... Hoppa! Şapşal baba. Belki bu fazla yüksek oldu. Ne yazık ki o son krepti. Oradan almak zor olmamalı. Olamaz. Baba domuz krepe uzanamıyor. Merak etme baba domuz. Ben nasıl indireceğimi biliyorum. Hadi yukarı çıkalım çocuklar. Benim ofisim en üst katta. Asansöre binmemiz gerek. Düğmeye ben basabilir miyim? Sanırım sıra George'daydı. Lütfen en üst düğmeye bas George. Asansör Peppa, George ve baba domuzu en üst kata çıkarıyor. Vay canına! En üst kat. Kapılar açılıyor. Burası baba domuzun ofisi. Herkese merhaba. Merhaba baba domuz. Merhaba baba domuz. Bay Tavşan ve Bayan Kedi baba domuzla birlikte çalışıyorlar. Bugün benimle iki özel ziyaretçi getirdim. Peppa ve George. Bu ne büyük bir şeref. Hadi bakalım turumuza başlayalım. Bay Tavşan, senin masandan başlayabilir miyim? Tabii, elbette. Benim işim hep rakamlarla. Çok önemli bir belgeyi alıyorum, damgayı da alıyorum ve kağıdı damgalıyorum. Vay canına!
Bay Tavşan'ın ne kadar harika bir işi var. Ben de damgalayabilir miyim? Tabii. Dur sana kağıt bulayım. Burada kağıt var. Al, boş kağıt kullansak daha iyi olur. Al, bunu kullan. Peppa damgalamayı çok sevdi. Bay Tavşan'ın işini yapmayı çok sevdim. Tura devam edelim. Sırada Bayan Kedi'nin masası var. Merhaba Peppa ve George. Merhaba. Benim işim bilgisayarda şekiller çizmektir. Oo! Sonra da onların çıktısını almak. Vay canına! İşte bir çıktı daha. Teşekkür ederim. Bayan Kedi'nin ne güzel bir işi var. Posta. Peppa ve George postacının gelmesini seviyorlar. İki mektubumuz var. Bu baba domuz için. Ne heyecanlı. Sayın Bay Domuz, lütfen telefon faturanızı ödeyin. Oho. Fatura nedir? Sıkıcı bir şeye benziyor. Faturalar çok sıkıcıdır. Anne, öbür mektup senin için mi? Hayır, bu mektup Peppa ve George'a. Vay canına! George'la bana mektup gelmiş. Lütfen doğum günü partime gelin. Sevgiler Zebra Zoe. Zebra Zoe, Peppa ve George'u doğum günü partisine davet ediyor. Yaşasın! Zoe'ye cevap yazıp partisine gideceğinizi bildirmeniz gerekiyor. Yazmamıza yardım eder misin anne? Tabii ederim. Peppa ve George, Zoe'ye cevap yazıyor. Ne demek istersiniz? Sevgili Zoe. Sevgili Zoe. Başka ne diyeceğimi bilmiyorum. Elbette, partine gelmeyi çok isteriz. Sevgilerimizle Peppa ve George yazalım. Acaba ne renk zarf kullansak? Kırmızı. Bayan Zebra Zoe. Ve son olarak pul. Mektup postalanmaya hazır. Burası posta kutusu. İşte Danny, Suzy, Emily, Rebecca ve Pedro. Hepsi mektup postalıyor. Ve işte Peppa ile mektubu. İşte. Şimdi ne olacak? Herkese merhaba. Merhaba Peppa. Parti ile ilgili mektubumu aldınız mı? Evet. Ve sana cevap yazdım. Aa, güzel. Vay canına. Bugün ne kadar çok mektup var. Bu kırmızı olanı benimki ve gerçekten çok önemli. Alo, merhaba ben Koyun Suzy. Suzy, benim Peppa. Hemen bizim eve gelebilir misin? Evet Peppa. Hemşire kıyafetimi giyebilir miyim? Olur ama çabuk gel olur mu? Hoşçakal Suzy. Sonra gelip... Çabuk Suzy, hadi yukarı seni çıkalım. Seni alırım. George, Richard, hemşire Suzy geldi. Ve hemşire Suzy diyor ki burası dinozor diyarı değil. Burası bir hastane. Bir hastane her zaman temiz ve düzenli olmalıdır. Yatak odası artık dinozor diyarı değil. Bir hastane oldu. Ben önemli bir doktorum. Bu dinozor hasta görünüyor. Size katılıyorum doktor. Hastalık yüzünden yemyeşil olmuş. Hemen yatması gerekiyor. Ve bu dinozor da hastalıktan mosmor olmuş. Evet doktor. Onun da hemen yatması gerekiyor. Dinozor! Şşş. Hastanede sessiz olmalısınız. Çuf çuf! Yatak odası artık hastane değil. Şimdi bir tren istasyonu oldu. Hayır, hayır. Periler diyarında tren olmaz. Oo, yatak odası şimdi de periler diyarı oldu. Periler diyarına sadece güzel şeyler girebilir. Ne oldu? Neden ağlıyorsunuz bakayım? George ve Richard dinozorlar ve trenlerle oynamak istiyor. Ama biz de hastanecilik ve pericilik oynamak istiyoruz. Bu gürültü de nedir? Oo, imdat!
Neler oluyor böyle? Bu ne gürültü çocuklar? Yerdeki şu dağınıklığa bakın. Biri bunlara takılıp düşebilir. Biri takılıp zaten düştü. Olamaz. Zavallı baba domuz. Hadi çocuklar biraz ortalığı toplayalım. Ama anne, bebek ve dinozor oyunu oynuyorduk. Topladıktan sonra yine oynarsınız. Ama hepsini George dağıttı. Öyle mi? O zaman bu güzel elbise George'un olmalı. Oy oy. Belki biraz daha ben dağıtmışımdır. Tamam, ben George'un toplamasına, anneniz de Peppa'ya yardım eder. Yarış yapabiliriz. Kızlar erkeklere karşı. İyi fikir. Bakalım önce kim toplayacak? Şimdi hazır başla. Biz kazanıyoruz. Hayır, kazanmıyorsunuz. İşte. Aa, bu da ne böyle? Teddy, her yerde seni arıyordum. Çabuk Peppa, Teddy'yi oyuncak sepetine koy. İşte. Şimdi şu kitaplar. Çok güzel oldu. Demi Pile'ye. Evet, şimdi biraz sıçrayın. Petit jete. Zarifçe ve güzelce. Petit jete. Zarifçe ve güzelce. Petit jete. Zarifçe ve güzelce. Bale dersi çok eğlenceli. Kollarınızı kaldırın. Güzel kuğular olduğunuzu hayal edin, olur mu? Sizce kuğular nasıl ses çıkartır? Ne? Oho. Ne? Zarifçe ve güzelce. Peppa dans etmeye bayılıyor. Herkes dans etmeye bayılıyor. Anne, anne. Kuğular gibi dans ettik. Peppa çok iyiydi. Zarifçe ve güzelce dans etmem gerekti. Çok güzel. Sana nasıl yaptığımı göstereyim mi? Önce eve gidelim. Baba domuz George ve bana gösterirsin. Tamam mı tatlım? Hoşça kalın. İçeri gelip meyveli pasta yemek ister misin? Anne domuz Suzy ve Peppa için iki dilim pasta kesiyor. Anne, Suzy'nin Aslan Leo adında hayali bir arkadaşı var. Anladım. O da meyveli pasta ister mi? Wow! Leo meyveli pastaya bayılıyor. Saçmalama Peppa. Bu doğru değil. O Leo değil. O sensin. Leo çikolatalı pastayı tercih eder. Çikolatalı pastam yok. Leo meyveli pasta yer mi? Wow! İnce bir dilim denerim dedi. Anne domuz Suzy'nin hayali arkadaşına da pasta kesiyor. George, Bay Dinozor'la oynuyor. Dinozor. George, Leo'nun üstüne oturdun. George, Suzy'nin hayali arkadaşının olduğunu bilmiyor. Aslan Leo pastayı bitiremeyeceğini söylüyor. George yiyebilirmiş. Artık yukarıda oynasak mı? Evet. Hadi kostüm oyunu oynayalım. Ben Leo'ya sormuştum. Oh. Wow. Leo kostüm oyunu oynamayı sevdiğini söylüyor. Güzel. Hadi gel Leo. Peppa ve Suzy kostüm oyunu oynuyor. Peppa peri olacak. Sana bir dilek hakkı veriyorum. Ben Kraliçe Suzy olmayı diliyorum. Ve Aslan Leo da
senin soytarın olacak. Leo soytarı olmak istemiyor. Kral olmak istiyor. Baba domuz geldi. Anne domuz özel bir misafirin olduğunu söyledi. Sadece Suzy geldi baba. Başka kimsenin olmadığına emin misin Peppa? George kurmalı teknesine bayılıyor. Anne, benim teknemi de kurar mısın? Senin tekneni kurmaya gerek yok Peppa. Peppa'nın teknesi bir yelkenli. Rüzgarla hareket ediyor. Teknemi hiç sevmiyorum. Hiç hareket etmiyor ki. Çünkü bugün hiç rüzgar yok. Belki biraz yardım gerekiyordur. Ben üfleyip püfleyip tekneni yüzdürürüm senin. Yaşasın. Çok hızlı gitti. Peppa yelkenli teknesini seviyor. Peppa'nın arkadaşı koyun Suzy geldi. Herkese merhaba. Merhaba Suzy. Teknelerimizle oynuyoruz. Benim de sürat teknem var. Teknen kurmalı mı? Hayır, pilleri var. Suzy'nin sürat teknesi pille çalışıyor. Ne harika bir sürat teknesi. Affedersin bayan ördek. İşte köpek Danny ve büyük baba köpek geldi. Herkese merhaba. Merhaba Danny. Büyük babam bana yandan çarklı tekne yaptı. Çok etkileyici olmuş. Nasıl çalışıyor? Söyler misin? Buharla çalışıyor. Bu küçük levyeyi itmen yeterli. Ne harika bir buharlı tekne. Tavşan Rebecca ve annesi geldi. Herkese merhaba. Merhaba Rebecca. Biz teknelerimizle oynuyoruz. Keşke benim de teknem olsaydı. Tavşan Rebecca'nın teknesi yok. Teyze domuz Chloe'yi günü Peppa'larda geçirmesi için getirdi. Chloe Peppa ve George'un kuzeni. Chloe Peppa ve George'dan biraz daha büyük. Merhaba Peppa, merhaba George. Sonra görüşürüz. Oyun oynamak ister misiniz? Evet, hadi yakalamaca oynayalım. Peppa yakalamaca oynamaya bayılıyor. Hala yakalamaca mı oynuyorsun? Ama o küçük çocuk oyunu. Yakalama oynuyoruz çünkü George bunu seviyor. Tamam, hadi George için oynayalım. Normal kurallarla mı yoksa bebek kurallarıyla mı oynuyorsunuz peki? Normal kurallarla. Ben başlıyorum. Ebesin Peppa. Yakalayamaz ki. Peppa ebe oldu. Chloe ve George'u yakalaması gerekiyor. Yakalayamaz ki. George, seni hemen yakalayacağım. Çok küçüksün. Bu haksızlık. George'a yardım ediyorsun. Çünkü o çok küçük. Sana da yardım edeyim mi? Hayır, yardıma ihtiyacım yok. Ben de senin gibi büyük bir kızım. Hadi o zaman Peppa, bizi yakalamaya çalış. Yakalayamaz ki. Yakalayamaz ki. Bu çok aptal bir oyun. Başka bir şey oynayalım. Tamam, büyük çocuklar için güzel bir oyun biliyorum. Adı Kurnaz Tilki. Kurnaz Tilki. Ben Kurnaz Tilki oynamak istiyorum. O nedir? Bir kişi kurnaz tilki oluyor. Diğerleri gizlice ona yaklaşıyor. Ben kurnaz tilki olmak istiyorum. Peppa kurnaz tilki oldu. Arkası dönükken diğerleri ona yaklaşıyor. Ama Peppa dönüp birini kıpırdarken görürse o kişi yerine dönmek zorunda. George, kıpırdadığını gördüm. Başa dön. Yakaladım. Ben kazandım. Bir gezegende yaşıyoruz. Adının ne olduğunu bilen var mı? Dünya. Evet, doğru. Ben uzay şeylerinde biraz ustayımdır. Güneşimizin etrafında 7 gezegen daha var. İsimlerini bilen var mı? Merkür. Oo. Aferin Edmund. Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Neptün, Uranüs. Edmund uzay hakkında her şeyi biliyor. Ben çok zekiyimdir. Bu gezegenler nelerden oluşur bilen var mı? Kartondan yapılmışlar. Bu modeller kartondan yapılmış ama gerçekte gezegenler kaya,
buz ve gazdan oluşur. Ama tabii ki ay peynirden yapılmıştır. Hayır, ay da kayadan oluşur ve bu ciddi bir tur. Lütfen şakalar ve gülmek yok. İşte geldik ayın yüzeyi. Ama bu gerçek değil. Numaradan ay, öyle değil mi? Evet. Gerçek ay olsaydı kafamın üstünde sıçrayabilirdim. Ayda neden çok yükseğe zıplayabiliriz bilen var mı bakalım? Yağ çekimi. Oh, evet doğru Edmund. Bizi yerde tutan şey yer çekimidir. Ayda daha zayıftır. Bu yüzden daha yükseğe zıplayabiliriz. Bilim yardımıyla sizi ayda zıplıyormuşsunuz gibi hissettirebiliriz. Bu çok etkileyiciymiş. Nasıl yapıyorsunuz? Büyük lastik bantlarla. Herkese Bay Tavşan'ın anti yer çekimli plastik bantları takıldı. Numaradan ay üzerinde zıplamak çok eğlenceli. Ay peyniri değil. Ay peyniri. İşte domatesler anneciğim. Aferin sana Peppa. Bir, iki, üç, dört. Şimdi onları arabaya koy. Domatesleri buldum. Aferin sana Peppa. Evet, domatesler listedeki ilk şeydi. Şimdi listede ne var? Makarna. Mono. Evet George, ama ona makarna denir. Koyna. Makarna Peppa ve George'un en sevdiği yemek. Makarnalar nerede acaba? Gördüm. Bu taraftan. Makarna. Bak anne, işte makarnalar. Aferin sana Peppa. Hadi tatlım, şimdi onu arabaya koy. Peki anne. Kayna. George, ona şöyle denir. Makarna. Makarna. Şimdi listede ne var Peppa? Cips. Listede cips yok. Evde bir sürü cips var Peppa. Başka bir tahminde bulun. Ama hatırlayamıyorum. Sen hatırlıyor musun George? Dinozor. Dinozor mu? George, süpermarkette dinozor olmaz. Hayır George, alacağımız sıradaki şey soğan. Soğan. Şimdi hatırladım. İşte burada. Aferin sana. Bir, iki, üç, dört. İşte soğanlar. Çok güzel. Neredeyse listedeki her şeyi aldık. Listede son bir şey daha var. Bugün yetenek gösterisi günü. Benim yeteneğim ip atlamak, şarkı söylemek ve dans etmek. Dün gece hepsinin provasını yaptım. Ben de dün gece televizyon izleme provası yaptım. Bu bir yetenek değil ki. Madame Gazel de söylemişti. Peki ne yapabilirim? Önce kim yeteneğini göstermek ister? Köpek Deni. Davul çalabiliyorum. Daha yüksek sesle de çalabilirim. Hayır, çok güzeldi Deni. Hey. Poli Pedro. Senin yeteneğin nedir bakalım? Sihirbazlık numaralı. İşte bir bardak su. Islak ve saydam. Şimdi gözlerinizin önünde suyu yok edeceğim. Lütfen gözlerinizi kapayın. Şimdi gözlerinizi açın. Su yok oldu. Teşekkür ederim. Fil Emily. Ben size flüt çalacağım. Peki senin yeteneğin nedir Rebecca? Özel bir ses çıkarabiliyorum. Ama sadece parmak uçlarına kalktığım zaman çıkarabiliyorum. Bu çok güzeldi. Evet, ama ben ne yapabilirim? Kendi, senin yeteneğin neymiş bakalım? İp atlamak. Ben de ip atlayacaktım. Ama hala dans edip şarkı söyleyebilirim. Benim yeteneğim şarkı söylemek. Parla parla
küçük yıldız. Merhaba büyük baba domuz, geliyoruz. Çok güzel. Tanıdık. Büyük baba domuz ve papağan Poli korsan hazinesini koruyor. Kara kalyon hızlansın ve rüzgar peşimize düşsün. Aa, o da ne demek? Tekneyi çalıştırın. Durun, can yeleklerinizi giyin. Büyük baba köpeğin teknesinde bütün çocukların can yeleği giymesi gerekiyor. O hain sakallı köpek az sonra burada olur. Al sana güzel bir fincan çay büyük baba domuz. Oo, teşekkür ederim büyük anne domuz. Nihayet herkes hazır mı? Bay sakallı köpek, tuvalete gitmem gerekiyor. Benim de. Benim de. Benim de. Benim de. Benim de. Nerede kaldılar acaba? Alo büyük baba köpek. Hani geliyoruz demiştin az önce? Evet, evet gelmek üzereyiz. Mürettebatı toparlamak zaman alıyor. Demir al, tam yol ileri. Biz neşelik korsanlarız. Bilim mahidenizlere yol alırız. Hazinemizi bulmak için tam yol ileri gideriz. Kara göründü. Çocuklar büyük baba domuzun meyve bahçesine geldi. Oyunun amacı o hazineyi bulmak, yakalanmadan. Yaşasın korsanlar. Şş, anne. Umarım şu anda etrafta sevgili hazinemi alacak hiçbir korsan yoktur. Peppa ve arkadaşlarının paraları yakalanmadan alması gerek. Bunlar çikolata paralar. Herkes çikolata paralara... Alo, ben Büyük Baba Domuz. Büyük Baba Domuz, biz Rüzgarlı Kale yolunda kaybolduk. Harita okuma işini Baba Domuz mu yapıyor? Evet, haritayı Baba Domuz okuyor. Ve şu anda çok huysuz. Hiç de huysuz değilim. Bakın en iyi yol şu. İleride Rüzgarlı Kale'yi görene kadar ana yolda düz gidin, tamam mı? Teşekkür ederim Büyük Baba Domuz. Rüzgarlı Kale'yi görünceye kadar ana yolda ilerleyeceğiz. Ben de öyle düşünmüştüm. Bakın, kale bu mu? Evet, bu Rüzgarlı Kale. Hadi araba. Hadi araba, yapabilirsin. Yaşasın. Peppa ve ailesi Rüzgarlı Kale'ye geldi. Vay canına, çok uzun. Hadi içeri girelim. En tepeden manzara inanılmaz. Vay canına. Şu manzaraya bakın. Anne, şurası büyük anne ve büyük babamın evi mi? Evet, öyle. Çok uzakta. Hadi teleskoptan bakalım. Önce ben bakabilir miyim lütfen? Evet, ama sonra George'a vermelisin. Vay canına. Teleskop her şeyi daha büyük gösteriyor. Büyük anne ve büyük babamı görebiliyorum. Şuna bak George. Büyük anne domuz, baba domuz. George büyük anne ve büyük baba domuza el sallıyor. Şapşal George. Büyük anne ve büyük baba çok uzakta. Seni göremezler. Buldum. Onları arayabiliriz. Alo. Büyük baba domuz, sizi Rüzgarlı Kale'den görebiliyoruz. Bize el sallayın. Büyük anne ve büyük baba bize el sallıyor. Beyler, peynir, ekmek, domates, su. Hoşça kal Delfin. Seni yarın akşam alırım. Delfin'in bavulunu nereye koysam? Benim odama, evin en üst katına. Bu bavul sadece bir gecelik ziyaret için. Aa, evet. Ben de o yüzden küçük bir bavulla geldim efendim. Oh. Şimdi Delfin buraya dilimiz hakkında pratik yapmak için geldi. Hepimiz ona yardım etmeliyiz. Peki anneciğim.
Öncelikle sizden özür dilemeliyim. Dilinizi pek iyi konuşamıyorum. O kadar da kötü değilsin. Çok naziksiniz Bay Domuz. Ama dilinizi konuşmakla ilgili bir şey sorabilir miyim acaba? Tabii ki. Ben konuşmakta uzmanım. Sor bakalım. Sizin dilinizde bölünmüş mastarlar düzensiz fiil şeklinde midir yoksa zamir midir? Saat bayağı geç oldu. Delfin'in yatağını hazırlasak mı? Anne, anne! Delfin benim yatağımda yastığı diğer tarafa koyup yatabilir mi? İyi fikir Peppa. Peppa ve Delfin aynı yatağın iki ucunda yatıyor. Hadi çocuklar, şimdi uyumaya çalışın. Yarın çok yoğun bir gün. Delfin seninle oyun grubuna gelecek. Vay canına. Domebia. Domebia, Fransızca'da iyi uykular demek. Benim hiç uykum yok ki. Hadi şarkı söyleyip uyumaya çalışalım Peppa. Evet. Kardeş Çaku, kardeş Çaku, uyuyor musun, uyuyor musun? Çanlar çalıyor, çanlar Delfin'in çalıyor. Güzel şarkısı ding herkesi uyuttu. Ding dong dong. Gazeteler kırmızı kutuya George. Artık yeterince şey biriktiğine göre geri dönüşüm merkezine gidebiliriz. Yaşasın, hadi gidelim. Anne domuzda şişeler, Peppa'da teneke kutular ve George'da da gazeteler var. Herkes hazır mı? Evet baba domuz. O zaman gidelim. Geri dönüşüme gidiyoruz. Teneke kutular, şişeler, gazeteler. Geri dönüşüme gidiyoruz. Burası Bayan Tavşan'ın geri dönüşüm merkezi. İşte geldi. Merhaba. Merhaba Bayan Tavşan. Geri dönüşüm için mi geldiniz? Evet öyle. Çok güzel. Devam edin. Bayan Tavşan ne yapıyor? Eski paslı arabaları dönüştürüyor. Vay canına. Şişeler hangi kutuya gidecek? Kim söyleyebilir? Tabii ki yeşil olana. Doğru. Tenekeler de mavi olana. Aferin sana Peppa. George gazeteleri geri dönüştürmek istiyor. Tamam George. Sen de gazeteleri yapabilirsin. İşte. Bugünlük bu kadar geri dönüşüm yeter. Evet. Hadi eve gidelim. Aa, arabamız nereye gitti? Peppa'ların arabası yok olmuş. Geri çekilin. Bayan Tavşan Peppa'ların arabasını geri dönüştürüyor. George'un en sevdiği oyun Bay Dinozor'u havaya fırlatmak. Hop. Ve sonra düşerken onu yakalamak. Hop. Hop. Peppa ve baba domuz dama oynuyor. Ben kazandım baba. Oo, aferin, aferin sana Peppa. George? George, ne oldu? Dinozor. George, Bay Dinozor'u mu kaybettin? George, Bay Dinozor'u kaybetti. Üzülme George. Bay Dinozor'u buluruz. Bu bir dedektifin işi. Baba, şey ne demek? Dedektif? Dedektif, kayıp şeyleri bulan çok önemli bir insandır. Ben kayıp şeyleri bulmakta iyiyim. Pekala, dedektifimiz Peppa. George, ben dedektifim. Bay Dinozor'u bulmana yardım edeceğim. Belki dedektifin George'a bazı sorular sorması gerekiyor. George, Bay Dinozor nerede? George, Bay Dinozor'un nerede olduğunu bilmiyor. Dedektif, Bay Dinozor'un nerede olduğunu tahmin etmeye çalışabilir. Buldum. Nerede olduğunu biliyorum.
George banyoya hep Bay Dinozor'la beraber giriyor. Yani Bay Dinozor küvette. Bay Dinozor banyoda değil. Aa, buldum. Bay Dinozor'un nerede olduğunu biliyorum. George geceleri her zaman Bay Dinozor'la beraber yatıyor. Vay canına. Peppa, kelebek seni çiçek sandı. Ben çiçek değilim. Ben domuz Peppa'yım. Öyle güzel ki. Ben de kelebek olmak istiyorum. Peppa kelebek taklidi yapıyor. Ben küçük bir kelebeğim. George da oynamak istiyor. George, kelebek benim. Senin başka bir şey olman lazım. Buldum. Sen de kıvrak tırtıl olabilirsin. Bak, ben bir kelebeğim. Olamaz. George tırtıl olmak istemiyor. Kelebek olmak istiyor. George, ben küçük bir domuzken kıvrak tırtılcılık oynamayı çok severdim. Kıvrak tırtıl olmak çok kolay. Bak sana göstereyim. Önce bu şekilde yere yatman gerekiyor. Sonra da kıvrılıp duruyorsun işte. Ben bir tırtılım. George ve Büyük Baba Domuz tırtılcılık oynarken çok eğleniyorlar. Ben küçük bir kelebeğim, ben küçük bir kelebeğim. Bakın bakın, ben bir kelebeğim. Evet Peppa, çok güzel bir kelebeksin. Büyük Baba, George, ne yapıyorsunuz siz? Biz kıvrak tırtıl olduk. Burası park. İşte geldik. Yaşasın. Anne, neden bütün yapraklar kırmızı ve sarı? Sonbahar geldi Peppa. Sonbaharda hava soğudukça yapraklar renk değiştirir. Çok rüzgar var. Sıcak tutacak bir oyun oynayalım. Sıra bende. Aa, o tarafa gitmesi gerekmiyordu ama. Rüzgar topu uzağa savuruyor. Top gölete düştü. Sopayla yakalamaya çalışayım. Biraz daha ileride babacığım. Dikkat et baba domuz. Merak etme. Neredeyse aldım. Baba, su soğuk mu? Birazcık. Rüzgar topu göletten çıkardı. Ne şans ama. Evet, ne kadar şanslıyız. Daha da rüzgar çıkıyor. Şapkalarınızı tutun. Olamaz. Rüzgar George'un şapkasını uçurdu. Üzülme George. Baba domuz şapkanı yakalar. Çabuk baba. Bak, küçük ağacın dalında. Tırmanıp indireyim. Ama baba domuz ağaç seni tartmayacak kadar ince. Peki George'un şapkasını nasıl alacağız? Çok basit. Ağacı biraz sallayacağım. Belki daha sert sallamak lazımdır. George yağmur şapkasını takmak istemiyor. Peppa, George. İçeri gelin. Bu yağmurda dışarıda oynanmaz. Ah, George. Şapkan nerede? Apşo. George soğuk aldı. Apşo. Oh, zavallı küçük George. Hiç iyi görünmüyorsun. Merak etmeyin. Şimdi doktor Boz Ayı'yı ararım. Evet, ben doktor Boz Ayı.
Anladım. Siz George'u yatırın, ben hemen geliyorum. Teşekkür ederim Doktor Bozay'ı. Hoşça kalın. George'u hastaneye götürüp ilaç mı vermeniz gerek? Hayır. George'un sadece yatması gerek. Aa, yani George gerçekten hasta değil, öyle mi? Bu çok iğrenç. Oh, zavallı George. Hadi seni hemen yatıralım. George, bir süre yataktan çıkmaman gerek. Hay hay. George yatmak istemiyor. George, iyileşene kadar yatakta kalman gerek. Neden? Çünkü seni sıcak tutmamız gerek. Neden? Çünkü Doktor Bozay'ı öyle diyor. Merhaba, hastam nerede? Ağzını kocaman aç. Hadi bakalım. George biraz korktu. Peppa, sen çok büyük ve cesursun. George'a nasıl yaptığımızı gösterir misin? Tabii ki. George soğuk almış. George'un ilaç mı içmesi gerek? Hayır. Ama yatma vaktinde uyumasına yardım edecek ılık süt içebilir. George, Peppa'nın sır kutusunda ne var bilmek istiyor. İstersen tahmin yürütebilirsin. Dinozor. George, Peppa'nın kutusuna dinozor koyduğunu düşünüyor. George. Ama her şeye dinozor diyorsun sen. Her neyse, dinozor bu kutuya sığmaz zaten. George, Peppa'nın sır kutusunda ne olduğunu tahmin edemiyor. Baba domuz çerçeveyi temizliyor. Baba, bu benim sır kutum. Annem bana yaptı. Çok güzelmiş Peppa. İçinde ne var? Bu bir sır. George tahmin etmeye çalıştı ama bilemedi. Ben de deneyebilir miyim? Evet. İçine benim gözlüğümü mü koydun? Hayır. Gözlüğün gözünde ya baba. Evet öyleymiş. Şapşal baba, düzgün tahminde bulunmalısın. Tamam. Kutuya annenin ayakkabılarını mı koydun? Hayır. Bütün tahminaklarını kullandın. Peppa sırları seviyor. Anne, kimse kutumda ne var bilmiyor. George'un elindeki nedir? George'a da bir kutu yaptım. İçine gizli şeylerini koydu. Ve ne olduğunu sadece George biliyor. Peppa, George'un kutusunda ne olduğunu bilmek istiyor. İçinde George'un oyuncak dinozoru vardır tabii ki. Hayır. George'un kutusunda George'un oyuncak dinozoru yok. Ama çok zormuş. Asla tahmin edemem. Peppa sırlardan eskisi kadar hoşlanmıyor. Belki sen George'a kutundaki bir şey gösterirsen o da sana bir şey gösterir. Tamam. Ama aynı anda yapmamız gerek. Bu iyi bir fikir. Sabah oldu. Bugün Peppa ve George tavşan Rebecca'nın evine gidecek. Anne domuz arabayı kullanırken ben de haritayı okurum. Emin misin baba domuz? Sen ne zaman harita okusan biz kayboluruz. Kaybolmayız. Tamam. Herkes hazır mı? Evet anne domuz. O zaman hadi gidelim. Peppa ve George çok heyecanlı. Daha önce tavşan Rebecca'nın evine hiç gitmemişlerdi. Baba, az mı kaldı? Haritaya göre Rebecca'nın evi bir sonraki tepede. Anlamıyorum. Tavşan Rebecca'nın evi burada olmalıydı. Kaybolmuş olmalıyız. Burası sadece havuç bahçesi. Tavşan Rebecca'nın evi nerede olabilir ki? Squeak. Herkese merhaba. Rebecca, odamda oynamak ister misin? Oda mı? Ama evin nerede ki? Peppa Rebecca'nın evini göremiyor. Bu tepe bizim evimiz. Buraya yuva deniyor. Size göstereyim. Sonra görüşürüz. Sonra görüşürüz. Hadi gelin. Bizim merdivenimiz yok. Tünellerimiz var. Vay canına. Rebecca'nın evi Peppa'nınkinden biraz farklı. Burası bizim odamız. Vay canına. Tıpkı bizim gibi bir yatağınız, camınız ve oyuncak kutunuz var. Tabii ki. Evinizi çok beğendim.
Keşke bir tavşan olsaydım. Buldum. Size tavşan olmayı öğreteyim mi, ister misiniz? Evet, lütfen. Önce burnunuzu oynatıp viklemeniz gerek. İşte böyle. Vik, vik. Çok güzel tavşan Peppa ve tavşan George. Bayan tavşan Peppa'nın arkadaşlarını kaplan şeklinde boyadı. İşte oldu Suzy. Şimdi bir kaplana benzedin. Teşekkür ederim bayan tavşan. Vay canına. Yüzünü çok beğendim Suzy. Pisi pisi mi oldun? Hayır, ben bir kaplanım. Peppa, sen de yüzünü boyatmak ister misin? Evet, lütfen. Ben fil olabilir miyim? Hayatım, nasıl fil yapılır bilmiyorum. Ama kaplan yapabilirim. Evet, kaplan lütfen. İşte bitti Peppa. Şimdi bir kaplan oldun. Ben bir kaplanım. George, sen ne olmak istersin? Dinozor. Dinozor mu? Kaplan olmaya ne dersin? Kaplanda oldukça iyiyim. Ben bir kaplanım. Ben de öyle. Kaplanlar hav hav demez. Nereden biliyorsun? Çünkü kaplanlar büyük kedilerdir. Ve ben bir kediyim. Kendi, lütfen bize kaplan olmayı öğretir misin? Peki. Kaplanlar çok çok yavaşça yaklaşır ve sonra birden atlarlar. Kaplanlar kendilerini yalayarak temizlemeyi sever. Ama en iyisi kaplanlar mutlu olduklarında mırlar. Merhaba çocuklar. Aman tanrım, hepiniz kaplan olmuşsunuz. Ben de onlara gerçek kaplan olmayı öğretiyorum. Siz küçük kaplanlar şimdi ne yapmak istiyorsunuz? Dinozor. Evet, doğru ya. George'a dinozor balonu bulmamız gerek. Hadi hepinize balon alalım. Kıvrık kurçuklar. Kurtçuklar sebze ve meyveleri gübreye çeviriyor. Büyük baba, organik gübren için kıvrık kurtçuklar bulabilir miyiz acaba? Ne güzel bir fikir. Hadi gel George, biraz daha kıvrık kurtçuk bulalım. Kıvrık bir kurtçuk. Kıvıl kıvıl. Kıvrık kurtçuk, kıvrık kurtçuk. Nasılsın? Seni seviyorum. Kıvrık kurtçuk. Aferin size. Şimdi uslu ol ve hepsini organik gübreye dönüştür. Daha sonra o gübreyi alıp... Biliyorum, biliyorum. Yere tohum ekiyorsun, üstünü gübreyle kapatıyorsun ve ağaca dönüşüyor. Evet Peppa. Ağaç demişken gidip büyük anne domuza yardım etsek ne iyi olur. Meyve bahçesinden meyve topluyor şimdi. Meyve bahçesi nedir? Meyve ağaçları olan yer. Bu bahçe benim küçüklüğümden beri var. Merhaba büyük anne domuz. Büyük anne domuz. Elma toplamama yardım mı edeceksiniz? Evet büyük anne. Bu elmalar çok yüksekti. Merak etme Peppa. Büyük anne ve büyük babanın elma toplamak için iyi bir yöntemi var. Herkes ağaca yaslansın. Üç deyince ağacı bütün gücünüzle sallayın. Bir, iki, üç. Elma yağıyor. Büyük anne, elmayı yiyebilir miyiz lütfen? Tabii ki Peppa. Bu nefismiş. Dişini bu gece yastığının altına koyarsan diş perisi gelir. Diş perisi dişini alıp onun yerine güzel parlak bir para bırakır. Büyüdüğüm zaman diş perisi olmak istiyorum. Sen büyüyünce ne olmak istiyorsun George? Dinozor. Bir dinozor. Hadi George, yatma vakti. Diş perisini kaçırmak istemeyiz.
Peppa ve George yatağa gitmeden önce dişlerini fırçalıyorlar. Peppa, ne yapıyorsun? Dişimi fırçalıyorum. Böylece diş perisi için temiz ve güzel olur. Peppa yatağa gitmek için sabırsızlanıyor. Peppa diş perisi için dişini yastığının altına koyuyor. İyi geceler Peppa ve George. İyi geceler anne. İyi geceler baba. İyi geceler küçük domuzcuklarım. George, ben uyumayacağım. Hadi ikimiz de gece uyumayıp diş perisini görelim. Diş perisi çok gecikti. Diş perisinin gelmesi çok uzun sürüyor. Nerede bu diş perisi? O ses de ne? Diş perisinin sesi mi? George, sen bir ses duyuyor musun? Aa, George. Oo, ses George'tan geliyormuş. Öyle yoruldu ki uyuyakalmış.